Padişahın iki köleyi imtihanı. Memleketin birinde bir padişah vardı ki, bu padişahın en dikkat ettiği husus, yanında çalışacak adamları imtihan ederek almasıydı. Bu konuda çok hassas, çok dikkatliydi. Bu yüzden memleketini çok güzel ve rahat idare ediyor, halkı da bu adaletten son derece hoşnut bulunuyordu. Çünkü dikkatli ve iyi huylu yardımcılar, kişi için en büyük nimet idi. Bir gün bu padişah iki köle satın alır. Onlar iri, son derece güzel ve bakımlıydı. Kişi dilinin altında gizlidir. Bu dil ruh kapısının perdesidir sözünce padişah onlarla konuşmaya başlar. Zira kişi konuşmayınca onun karakteri anlaşılmaz. Onun alim mi, cahil mi, sadık mı yahut yalancı mı olduğu ancak konuşunca ortaya çıkar. Dil, ruh için bir perde, bir örtü gibidir. Konuşunca ruh yapısı ortaya çıkar. Güzel ve bakımlı kölenin ağzından bal akıyordu. Padişah, konuştuğu köleden öyle cevaplar alıyordu ki, kölenin zekası ve hazır cevaplılığı ortaya çıkıyordu. Padişah bundan son derece memnun olmuştu. Onu beğendi ve yıkansın diye hamama yolladı. Padişah, sonra ikinci köleyi huzuruna çağırdı. Yanına yaklaştığında bu kölenin ağzının koktuğu ve dişlerinin sapsarı olduğu dikkatini çekti. Konuşması da bozuktu. Biraz uzakta durmasını istedi ve onunla da konuşmaya devam etti. İnsanlar görünüşleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır diye bir söz var. Padişah da bu kölenin görünüşünü beğenmemiş fakat aklının derecesini, iç yapısını, fikirlerini de öğrenmek istemişti. Ağzı kokan köleye, ''Bana bak, sen zeki bir gençsin. Arkadaşının göstermek istediği gibi değilsin. Arkadaşın bize senin hakkında kötü şeyler söyledi. O senin için yalancı, hırsız, ahlaksız ve alçak biridir.'' dedi. ''Sen ne dersin buna?'' Köle, ''Arkadaşım doğru sözlü bir insandır. Onun gibi doğru sözlüsünü daha hiç görmedim. Onun eğriliğine hiç rastlamadım. O bana öyle söylediyse muhakkak ki ben o kusurları kendimde görmemişimdir. Eğer herkes önce kendi kusurlarını görebilseydi, onları düzeltmekten geri kalır mıydı?'' dedi. Padişah bu güzel sözler üzerine köleye, ''O senin kusurlarını söylediği gibi sen de onun kusurlarını söyle de beni sevdiğini, yanımda olduğunu bileyim.'' dedi. Köle, ''Padişahım, o benim can yoldaşımdır fakat ayıplarını söyleyeyim. Onun ayıbı şefkatli, vefalı ve insaniyetli olması, sadakatli, zeki, doğru ve dost olmasıdır. Bir başka kusuru daha var ki cömert ve adaletli olmasıdır. O daima kendi kusurlarını görür, arar ve kendini beğenen bir kimse değildir. O daima başkalarına iyi, kendine kötüdür.'' Padişah, ağzı kokan kölenin arkadaşını böylesine övmesine şaşırdı ve ''Arkadaşını överken fazla ileri gitme. Böylece onu överken aslında kendini övme. Övme de aşırıya kaçma. Yoksa arkadaşını imtihana çekerim de sen utanırsın.'' dedi. Köle, ''Yemin ederim ki övme de ileri gitmedim. Arkadaşımın özellikleri bu söylediklerimden çok daha güzeldir. Bana sordunuz, ben de söyledim.'' Padişah, ''Ne zamana kadar arkadaşından bahsedeceksin? Bırak bunları da kendini anlat.'' Köle, ''İyilikler ve kötülükler gizlidir padişahım. Söyleyemeyeceğim.'' Padişahım, ''Madem ki görünenleri biliyorsun, benim bunları tekrarlamama ne gerek var?'' Padişah, ''Allah da iyilik ve kötülükleri bilmiyor mu? Ama yine de onları bilelim. Tecrübe ve imtihan edelim diye biz insanları yarattı.'' diye konuşurlarken öbür köle hamamdan geldi. Padişahın huzuruna çıktı. Padişah bu sefer de ağzı kokanı dışarı çıkardı. Onu içeri aldı. Ondaki güzellik karşısında gözleri kamaştı. ''Padişah, sıhhat ve afiyetler olsun. Sen latif ve güzelsin fakat arkadaşının senin hakkında söylediği kötü huyların da olmasaydı ne iyi olacaktı.'' dedi. Güzel yüzlü köle, ''Padişahım, o dinsiz, ahlaksız adamın benim hakkımdaki sözlerinin bir kısmını lütfen bildiriniz.'' Padişah, ''Senin iki yüzlü, yalancı ve insanlara dert olduğunu söyledi.'' deyince
Güzel yüzlü köle müthiş öfkelendi. Arkadaşını kötülemek için söylemedik söz bırakmadı. Köle, o adi adamın arkadaşlığımızdan beri yapmadığı kötülük kalmadı diye saymaya, sövmeye başlayınca padişah bir süre dinledi ama adam susmak bilmiyordu. O güzel yüzün içinde meğer ne çirkin huyu varmış. Padişah dayanamadı. Sus, ikinizi de iyice tanıdım. Ben sizleri imtihan yapmıştım. Senin yüzün güzel, için kokmuş. Onunsa huyu güzel, ağzı kokmuş. Ey ahlakı bozuk, sen gerilerde durmaya layıksın. Arkadaşın ise önde olmaya layık. Git karşımdan diyerek onu huzurundan kovdu.